İyi günler çocuklarım. 2. sınıflar hayat bilgisi dersindeyiz. 5. ünitedeyiz artık. Ülkemizde hayat işliyoruz. Mustafa Kemal'i öğreniyorum. Mustafa Kemal'i tanıyorsunuz zaten Atatürk'ün ismi biliyorsunuz. Atatürk soyadı. Mustafa Kemal Atatürk hakkında neler biliyorsunuz? Ülkemizi düşmanlardan kurtardığını, yenilikler yaptığını biliyoruz değil mi? Kısaca bunu yazdık. Burada Mustafa Kemal var, annesi var, kız kardeşi var. Şimdi bu bilgiler zaten bilmeniz gerekiyor. Mustafa Kemal Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendidir. Ailesi ona Mustafa adını verdi. Mustafa okul çağına geldiğinde önce annesinin isteğiyle mahalle mektebine başladı. Daha sonra babasını, babası onu Şemsi Efendi İlkokulu'na gönderdi. Mustafa 7 yaşındayken babası vefat etti. Kardeşi Makbule ve annesi ile dayısının çiftliğine taşındılar. Mustafa çiftlikte çalışıyor, okula gidemiyordu. Annesi Mustafa'nın okuması gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle de onu Selanik'e gönderdi. Mustafa çok başarılı ve sabırlı bir öğrenciydi. İlkokulu bitirdikten sonra askeri ortaokula girdi. Ortaokulda matematik öğretmeni ona Kemal adını verdi. O günden sonra Mustafa Kemal olarak hayatına devam etti. Mustafa Kemal ailesini, vatanını ve milletini çok severdi diyoruz. Devam ediyor bu konu Atatürk'ün hayatı ile ilgili. Şimdi Atatürk'ün çiftlik hayatından bahsetmiş biraz. Çünkü dayısının yanına gitmişlerdi babası ölünce. Çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey okula gitme meselesiyle ilgilidir. Bundan dolayı annemle babam arasında şiddetli bir mücadele vardı. Annem mahalle okuluna gitmemi istiyordu. Babam o zamanlar yeni açılan Şemsi Efendi İlkokulu'na devam etmemi istiyordu. Nihayet babam işi çözdü. İlk önce mahalle okuluna başladım. Bu suretle annemin gönlü yapılmış oldu. Birkaç gün sonra da mahalle okulundan çıktım. Şemsi Efendi İlkokulu'na kaydedildim. Az zaman sonra da babam vefat etti. Annem ve kardeşimle beraber köy, köy hayatı yaşayan dayımın yanına yerleştik. Köyde tarla bekçiliği yaparak dayıma yardım ettim. Şevket Süreyya Aydemir'den alınmış kısaltılmıştır diyor. Burada Mustafa Kemal Atatürk nerede doğmuştur? Annesi ve babasının isimleri nelerdi? Söyleyiniz diyor. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Selanik'te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım. Babası Ali Rıza Bey'dir dedik. Ve devam ediyoruz. Şimdi burada bir boyama etkinliği var. Çiftlikte Atatürk kargaları kovalıyor. Onlar çünkü buğdayları yiyor. Siz daha güzel boyayacağınıza inanıyorum. Hemen burayı da geçtik. Arka sayfasına. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk anılarını araştırınız. Anılardan bir tanesini aşağıdaki noktalara yere yazınız diyor. Ben sizin için araştırdım ve bir tanesini yazdım. Bakın burada çiftlikte diye bir başlık attım. Atatürk dayısının çiftliğinde canı çok sıkılırmış. Çiftlikte bulduğu tahta ve çivilerle tambur, saz yani saza benzer bir şey yapmaya çalışırmış. Yaptığı tambur ile etrafındaki kişileri eğlendirirmiş dedim. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.